Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Burcu'yla sınav öncesi son çalışmamızı yapıyoruz. Sıfır adaydı kendisi. Ve bugün bir misafirimiz var arkadaşlar. Serdar Hoca. Onun da YouTube kanalı var. YouTube kanalına iki kamera çekeceğiz arkadaşlar. Merhaba. Başarılar diliyorum Burcu. Teşekkürler hocam. Kaç yıl oldu hocam? Hocam ben biliyorsun anadan geliyor. Anadan doğma direksiyon hocam. Aynen. Annem de direksiyon eğitti. Ya bu arkadaşı bir YouTuber yapamadık ya. Abi ben niye tutuyorsun? Ben de bana veriyorsun. Heyecanlıyım böyle. Ayrı evet. Bir heyecanım var şu an. Açalım kaputu. Merhaba sayın arkadaşlar. Bugün Enes hocama misafir olduk. Çok heyecanlıyım. Biliyorsun teoriye yöneldiğim için uzun zamandır direksiyon alanına gelmedim. Senin için de duygusal bir an oldu değil mi? Çok duygusalım şu an. Var mı değişiklik hocam? Sakın ağlama. Alanda hiçbir değişiklik yok. Bıraktığın gibi hocam. Kaputu açıyor hocam bak. Evet, sıfır adayımız var şu an. Kaputu açıyor kendisi. Sıfır olduğu belli zaten kaputu açmasından değil mi? Çok. Burcu Hanım, heyecan var mı Burcu Hanım? Çok heyecanlıyım hocam. Şu an sınav güne kadar bir heyecanım var yani. Valla yerinde olmak istemezdim. İki tane kamerayla ben bile sınavdan şu an bu kadar tecrübe merhaba. Evet, sayalım Burcu Hanım. Tamam, sayıyorum. Motor sorma suyu, motor, fren hidrolik yağı, akü, yağ filtresi. Yok, yağ filtresi değil. Ne? Motor yağ koyma yeri. Tamam. Yağ çubuğu. Motor tanıtım. Yağ çubuğu. Şöyle çekiyorduk zaten onu. Ve? Cam silecek suyu, radyatör. Radyatör, vay. Radyatör sorulmuyor aslında değil mi hocam? Nerede oğlum radyatör? Ben çalıştım. Radyatörün biz ben nerede olduğunu bilmiyoruz. Açalım burada radyatör. Radyatör nerede? Göremiyoruz. Antifriz sadece kışın mı konuyor? Hayır. Yaz kış koyulması lazım. Evet, yaz kış. Genelde insanlar motora sadece kışın koymaya çalışıyor. Yok, yazın kışın ben kendi arabama koyarım. Aynen, yaz kış koymamız gerekiyor. Yaz kış. Hatta evde bile bulundururum yani antifriz. Komisyon ya size kendi anlat diyor ya da gösterip sizi göstermeniz lazım. Ben komisyon gibi diyeyim. Evet. Komisyon soracağım. Akü nerede? Başka ne vardı hocam? Bayağı olmuş ya. Sigorta kutusu. Hoca bile unuttu sigorta bak. Sigorta kutusunu soruyorlar. Hayır hocam. Ben niye? Geçen manifoldu gösterdi bir aday. Dedim ne alaka? Lan meslek sesi sınavına gidiyor. Evet. Yeter hocam burada 10 dakikamız geçti yeter. Sınav başlayacak. Bak şu parça çok önemli. Aday heyecan bu yaptı. Bu nedir efendim? Cam suyu. Aynen bravo yeter. Kapatalım. Bir lastikleri bir kontrol etsin hocam. Lastikler nasıl kontrol edilir hocam? Lastikleri gözle kontrol ediyor. Genelde adaylarımız tekmelemeyi tercih ediyor. Evet. Alacaklı gibi. Abi ayakkabısını patlatan aday oldu burada lastiği vururken. Benim bir adayım var topukluyla geldi. Topuklu ya. Evet. İyi mi lastiklerimiz? Bagaja geçelim. Hocam niye birbirimizi çekiyoruz ya? Ben de evet. Su. Su önemli. Suyumuz hocam böbrek taşı var ya bende. Uzun yola çıkmadan önce sürekli bol su içmek zorundayım hocam. Şoförlerin çok su içmesi lazım hocam. Abi ama ben sürekli içmek zorundayım. Enerji içeceği içiyorlar. İnanamazsın. Şoförlere eğitim veriyorum. Evet. Adam diyor ki ben diyor uyanık kalmak için enerji içeceği içiyorum yani. Böyle enerji içeceği dolduruyorlar arabaya. Evet. Çok tehlikeli hocam. Sayalım Burcu Hanım. Yardım çantamız. Reflektör kaza anında 30 metre geriye koyuluyor. Çok güzel. Aşağıda da yedek lastiklerimiz, bijan anahtarı ve krika var. Harika. Bu ne hocam? Plaka hocam. Sorarlarsa plaka. Yedek plakamız. Peki yandığın tüp araçta nerede bulunmalı? Bagajımızda. Yanlış. Nerede olacak ki? Yangın tüpleri kolay rahatça ulaşabileceğin bir yerde olması lazım. Aracın içinde olmasın. Aynen. Ben kucağımda taşıyorum. Portutaya koyabilirsin. Rahat ulaşır. Yani. 2 kilogramda. Kaç kilogram? Kucağımda mı taşıyorsun? Nereden başlayacak? Abi. Ben söyleyeyim ama isterseniz. Yok komisyon soracak sen göstereceksin. Tamam. Sinyalleri göster bakayım. Burada. Sağ. Durduruyoruz. Ve sol. Evet. Sonra silecekler nereden çalışıyor? Buradan. Bu şekilde. Araç kaç vites? 6 hız göstergesi nerede? Devir saati. Say. 6 vites. Hızlı lütfen. 5 ileri 35 dakikası. Devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt kontu göstergesi. Kontu abi açar mısın çalıştırmanı? Tamam ya. Kartı çıkar tak. Bunda öyle. Evet. Ne işe yarıyor şu sarı? Ne hangi şu mu? Trafik dersinde öğrenmiş olman lazım. Yani. Şeyde teori dersinde. Öğrendim. Motor arıza ışığı. Evet. O çalıştığı zaman sönecek. Ama araç çalışırken yanarsa evet. Hemen aracı kenara çekeceğiz. Çalıştıralım şimdi. Bir dakika.
Başka ışık var mı orada? Hocam yok. Ya niye geliyorsun bugün? Yakıt durumu nasıl? Yakıt durumu mu? Götürür mü bizi? Hayır, gideriz. Evet, gideriz diyorsun. Evet. Tamam. Yeter hocam, bu kadar sormuyorlar. Bu kadar ya. Sormuyorlar. Yeter, iç aydınlatma. Tamam. İç aydınlatma. Tamam. Dizaynları nereden ayarlıyorsun? Burada. Evet. Tamam, hadi yeter. Tam ısınmış değil mi? Kalkış yapacağız şimdi. Kalkış yapacağız. Duralım. Bitti. Duralım. Sarımız duralım. Bitti şu an Burcu Hanım. Bitti mi? Sarı hata değil mi hocam? Stop etmedi kırmızı. Ki. Sarı. Kırmızı abi. Sarı mı kırmızı mı arkadaşlar? Kırmızı hata. Sarı hata el freni. Kırmızı hocam. Hocam uzun zamandır uzak kaldın güzergahtan. Unutmuşsun. Ben komisyonu alsam bırakırım. Hocam. Çekmiyorsun. İndireceksin zaten. Tamam. Evet, el frenini evet, indirdi. Bir sarı hatayı aldı. Evet. Aldı. Sağ ol. Duralım değil mi? Araç geliyor. Mi, dur araç burada geliyor. Bakın arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Aday çok gergin. Unutturdunuz bana. Normalde unutmazdım. Evet, aday sınava başladı şu anda. Çok gergin. Aday 2'yi aldı şu anda. Evet. Hocam nasıl aday? Beğendiniz mi? Çıkışı biraz sıkıntılı oldu sanki. Ama çok gerildim. Ama yani unutmasın. O yüzden. El freni unutmasın. Normalde unutmazdım aslı. Evet. Gerginlikten oldu. Şu an bir rahatlık var. Şu an komisyonu rahatsız etmek görüntü. Şu an rahatsız. Ama beni rahatsız ettin efendim. Rahatsız mı ettin? Psikolojik evet. Olarak baskı yapıyoruz evet. Sana şu anda. Evet. Çok baskı yaptım. Komisyonu da yapacağım. Komisyon bu kadar yapmaz olmaz. Yapar. Hocam var mı ilginç bir komisyonun? Ya çok her komisyon farklı komisyon. Mesela direksiyon hocası gibi olan komisyonlar var. Her komisyon var. Farklı bir komisyon. Doğru hocam. Yani farklı karakterlerde komisyonlar var. Mesela bazı komisyonlar direksiyon hocası gibi yardımcı oluyor mesela. İki at kızım, bir at kızım. Biz o derste o kadar yardımcı oluyoruz. Evet, aynen. Bazıları hiç karışmıyor. Bazıları öyle muhabbete gelmiş gibi. Bazıları direksiyon hocasıyla gıcıklığına gelmiş. Direksiyon hocasına kafayı takıyor bize. Öksürsen ne oldu? Yardım mı et? Müfettiş arayın. Böyle acayip değişik adamlar var. Uyuyanlar var. Uyuyanlara çok denk geldim. Aynen. Uyuyanlar mı? Evet. Hele öğleden sonra yemekten sonra adamlar uyuyor. Performansını takip ediyor. Uyuyarak para kazanmak mı istiyorsunuz? Komisyon başkanı olun. Aynen. Güzel sinyali verdi şerit değiştirirken. Bravo hocam. Bunlar artı puanlar. Bu komisyonu artıdır bunlar. Komisyon iyi sürüş yaparsanız size bazı tölere konuşamam. 25 metre yapacağız arkadaşlar. Yok geri yapacağım. Geriye. Tamam geri atmıştım. Oo dolmuşu gibi. Transit gibi. Evet neye dikkat ediyorsunuz? Burcu'm siz anlatın biz dinleyelim. 25 metre geri gelirken neye dikkat ediyoruz? Şehit içerisinde olmamız lazım. Eğitmen olur ha. Bir meslek ekleyebilirsin kendine. Yavaş bir şekilde. Abi iki tane eğitmen öğrencim var şu anda. Aynen. Aktif çalışan. Üçüncü aynen. Neden olmasın? Duayen olduk yani. Güzel bir şekilde. Duayen. Genç yaşta duayen olduk genç ya. Genç yaşta duayen olduk. Ama şeritten mi çıkıyor hocam bakar mısın? Şeritten çıkıyor. Yok yok. Dur bir dakika be. Ver bak kamerayı ver. Kamerayı çıkmadık ver. Gel bakalım gel. Çıkmadık bence. Yok yok kabul. Kabul mü? Bakacağız. Kabul daha çizgiye çok var. Hiç öyle adayı vardı. Kaldırıma çıktık. Kaldım mı hocam diye. Araba teker yukarıdaydı ya. Komisyon başkanı üstten bana bakıyor. Hocam biraz ne oldu? Daha gelir mi? Gelin mi? Sınavda gelin mi diyecek misin? Hayır. Yiyemeyeceksin. Sana bıraktım. Komisyon diyecek ki tamam mı diyecek sana. Sen tamam deyince olay bitti. Bak sola bak. Çizgiyi gördün mü? Tamam yeter. Evet kaldık. Niye ya? Şeridi taşırdık. Bu çizgiye o kadar dikkat ediyorlar mı? Etmezler mi abi? Bence etmezler. Çok uzak kalmışsın ya bu ya, sektörden. Ama kaldırım var. Çizgiyle ne alakamız var abi? O parkta bence hocam. Bu bence geçerli. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar yorumlara yazsın. Geçer mi kalır mı? Serdar Hoca geçer diyor. Ben kalır diyorum. Yok geçer. Tamam. Aday ne diyor? Geçerim. Evet. Geçerim.
kalırım diyen aday görmedim bunlar. Şey, çizgi olayı parklarda var 50 santim falan. 25 yani. Metrede yok. Kaldırıma değmesi lazım. Solda taşsaydı sıkıntı olurdu bak. Solda, aa, sol şeride taşsaydı. Hocam şöyle bir şey var ama. Bu şekilde çok komisyonlar adayları bıraktığı oldu. Allah Allah. Tabii canım. Şerit çizgisi içerisinde gelmesi lazım. Bununla ilgili akşam bir tartışalım seninle. Tamam hocam, bunu tamam. Not al onu hocam. Şube müdürünü de çağıralım. Tamam, otururuz bir çay içeriz. Sol sinyalle kalkıyor değil mi hocam burada? Evet. Kalkmazsa ne olur? 2250 TL öder değil mi? Aday bizi tehdit ediyor. Sert bir ani fren yapacağım diyor şu anda. Aday daha önce de araba kullanmayı bilmiyordu arkadaşlar. Hiç bilmiyordu. Bir sürü. Mesleğini söylemiş miydik? Güzellik uzmanıyım. Güzellik uzmanı. Şimdi ani fren yaparken de hocam ne yapacağız? Ani fren yaparken? Arkayı, aynayı kontrol etmemiz lazım ve yapalım mı? Hadi yap bakalım. Allah. Oh, iyi geldi be. İyi diyor. Hocam sallama kamerayı, yalandan hocam. Evet, aday sol sinyalini verdi. Korkuyor. Kamyon sınavı mı? Kamyon sınavı var arkadaşlar. Sınav değil, kamyon dersi. Tır tır. CE sınıfı. Çekiciye bak. Çok iyi bir çekici. Hocam sen de çok çekicisin. Dönüşte bir ona bir tur at. Şimdi adayımız... Şimdi kamyonlarla arkadaşlar. Kamyon, tanker, şoförler. Paralel parka mı gidiyoruz, L parka mı? Ağırlık verdik. İş makineleri. Hangisine gidiyoruz? Tabii özel dersleri veriyoruz. Direksiyon özel dersler için iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalımız uzman eğitmen Serdar Hocam. İletişimlik. Serdar Hocanın 10.000 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Destek verelim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Gelişmekte olan bir YouTuber kendisi. Takipçine bereket olsun. Allah razı olsun. Takipçine bereket. Serdar Hoca'ya dua edin arkadaşlar. Çok duaya ihtiyacı var. Aday duası kabul olur derler. Beni çok abone olun ve dua edin. Beni çok başta geldi. Evet. Enes Hoca dedi gelmeden gelelim. Çalışalım. Aday germe teknikleri var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada L park yapacağız. Yalnız çok güzel gidiyor ya. Ben de beğendim. Nice. Bak ikiye almalar falan böyle. Harika. Böyle bazı adaylar var ya, hiç kullanmadım hocam deyip çok ders almak isteyenler, ona benziyor. Evet. Tam ters. Yapmadım daha önce araç kullanmadım. Hocam sağ sinyalsiz durduk ama ya. Verdim. Sonra kapattım. Şimdi niye kapattın? Hocam durana kadar yanması lazım değil mi? Yani erkenden yaksa daha iyi olur ya. Ama yani. Dörtlerini açmak için kapattım. Burada duralım diye. Ha, o kadar seri ben takip edemiyorum hocam. İkiye atıyor vites. Aynen yani, aday çok hızlı olduğu için göremedik yani. İzleyin görün hocam. İkinci alt dolmuştur ha. Hatırla gibi seti yani. Neyse affedelim bu sefer. Evet, adayımız yaklaşıyor şu anda. Sağdaki direğe yan camını ayarlayacak arkadaşlar. Evet. Serdar Hoca çok güzel kamera açısı yakalayamıyor ama inşallah güzeldir. Şimdi aday çok eğlenceli bir açılar yapıyor. Standart. Ciddi misin? Şimdi aday şuraya da bakalım. Şimdi aday geliyor arkadaşlar, bakın içeride kalması lazım çizginin içinde. İki tarafta da kalması lazım. Dubaların arasında. Yaklaşıyor. Debriyaja tam bassın değil mi hocam burada? Tam basma. Yarım debriyaj gelirseniz araba titrer arkadaşlar. Aynen. Tam basın. Araba zaten geri kayıyor. Geri gelelim. Nerede duracağız hocam burada? Bu çok önemli. Bu da çok önemli. Çünkü arkaya çarpan adaylar evet. Oldu. Evet. Öndeki dubayı bir metre geçseniz yeter. Şu an bence yeterli. Bence de yeterli şu anda. Harika. Hocam çıkışta hamle hakkımız var mı? Arkada dubamız var mı? Koymamışlar mı hocam? Olsun, çizgi var. Şimdi çıkışta hamle hakkımız var. Baktınız dubalara vuracaksın, durabilirsin. Çık bakalım. Şimdi burada aday yarım debriyaj yapacak, titretecek, sonra freni bırakıp gaza basmayacak. Gaz yok. Ramp olması, kendi kendine gidiyor zaten. Ramp olması çok sıkıntı burası. Evet, çekelim hocam dışarıdan. Harika. Güzel bir çıkış oldu. V parka veda ediyoruz. Elveda L park. Paralel parkta hangi numaraya girmek istersin? Bir numaraya gir. Bir numara. Tamam. Hocam burada dikkat etmesi gereken şeyler neler? Bir park uzmanı olarak.
Evet hocam, estağfurullah. Cam bitiminde durduk şu an. İyi mi şu? Ayarlayacak daha, dur. Ha, tamam. Ayarladım. Az bir dur da. Şu an iyi. Ayarlayacak, acelemiz yok. Evet, şimdi tam sağ yapıyoruz. Geri viteste, tam sağ yaptım. Yalnız lan, şunu... Bir numara. Şu açıdan nasıl görünüyor biri ya, ben göremiyorum. Abi senin açınla sürücünün açısı bir değil ki. Ya, sürücü açısından... Şimdi üçüncü Dubai'yi görecek. Göster arkadan hocam üçüncü Dubai'yi. Arkadan, arkadan. Dur, aynadan baktık. Durdu. Üçü gördü, durdu. Bir buçuk tur düzeltecek şimdi. Düzeltti. Düz yaptı. Evet. Bir buçuk tur. Şimdi burası çok önemli. Ben bile heyecanlandım yani. Vallahi şu anda. Şimdi nerede göreceğiz? Ben kelebek camı içerisinde. Aynen. Kelebek camı içerisinde göreceğiz. Aday heyecanlı, ben heyecanlıyım. Serdar Hoca'nın kalbi sıkıştı şu anda. Tam şöyle yapıyorum. Günde 10 aday, 20 part. Yani kalp nasıl dayanıyor, hayret ediyorum. Kalbini korumak için besel mi kullanıyorsun? Aynen hocam. Her hafta kontrol ediyoruz kalbini. Hoca olduktan sonra Serdar Hoca check-up yaptırmaya başladı her gün. Aynen. Pardon, her ay. Düzenli olarak arıyorlar beni. Check-up. Özel hastaneler düzenli olarak arıyor Serdar Hoca. İndiriminden fazla. %50. Adayın konsantrasyona bakar mısın? Bitti mi? Şu an bitti. Evet, geçerli parkımız. Harika. Vay be. Çıkarken adaylar aynalarını unutuyorlar. Unutmayın lütfen. Sol sinyalini verdi. Şimdi çıkışta bizi alacaksın. Hocam çıkışta bazen bizi unutup gidiyorlar. Bunun için ne demek istersin? Koşacaksın peşinde. Ya bunun için spora yazıldım, biliyor musun hocam? Aynen aynen. Yani depar atmam. Bizim direksiyon sınavı gözü çok komik oluyor da burası. Oraya koşan hocalar, koşan hocalar, adaylarını şaşıranlar. Yanlış arabaya binenler. Yanlış arabaya binenler. Acayip ailem ya valla. Güle güle. Adayımız parktan da çıktı. Birazdan yokuş kalkışı yapacak. Kimisi şey yapıyor, valilik yapıyor. Sen çık, sen gir parka. Ulan var ya, yok böyle bir şey. Adayımızın durumu bence iyi. Sınavı geçecek kapasitede. Evet, herhangi bir tedirginlik yok. Arabaya yakışıyor. Arabaya yakışıyor yani. Serdar Hoca bile bu kadar yakışmıyor arabaya. Ben bir tek Loçki'ye yakışıyor. Dacia. Serdar Hoca'nın da kökeninde bir roman drift atıyoruz. Burcu'ya nazar değdirdik. Nazar değdi. El freni çekecektim az kalsın ha. Vallahi bak, Allah'tan bak, kemer takılıydı. Bak yanımızda Serdar Hoca fari müfettiş. 32 bin lirayı yazarsan ona göre bak. Aynen. Bak şu K belgesine cezayı yazar bak. Hocam korkmayın ya diyor. Korkmayın. O kadar özgüven vermişiz sürücüye bak. K belgesine ceza yazdırırım bak. Evet evet. Allah. Hocayı korkuttun. Evet. Sarıda geçiyorduk az kalsın ama geçmedik. Hemen kırmızı. Hocam fren nasıl frende? Burcu'ya nazar ettik ya 2 dakikada. Feruze Beauty Nails. Instagram sayfa. Evet. İlerleyelim, yeşil yandı. Hocam adayı çeker misin? Neyi çekeyim? Adayı çek. Çektim. Şimdi yokuş kalkışına geldik. Dışarıdan çekim yap hocam. Yokuş kalkış. Sinyali verdi. Yokuş kalkış alanı. Şimdi duralım mı? Duralım hocam. Durduk. Burası yokuş kalkış yerimiz arkadaşlar. Evet, burada güzel bir anlatır mısınız? Pedal nasıl ayarlıyoruz falan, ne zaman sen ayarlıyoruz diye. Sen anlatır mısın? Sol sinyalimizi verdik. Çok az debriyajı oynatıyoruz. Ayağımız da frenli bu arada. Çok az derken ne kadar debriyajı kaldırıyorsun? Araba titreyene kadar. Tamam, titredi. Şu an bir tık daha. Ve şu an gaza basıyoruz. Harika. Aa, bir kalkış değil mi hocam? Oo, aa, patinaj da yaptı. İnanmıyorum. Stop etmediyse patinin sıkıntısı yok. Harika hocam. Yani vallahi bir kere de yapmasını isterdim ya. Sınavda bir kere yapıyorsunuz zaten. Arkadaşlar adayımızın durumu böyle. İlk baştaki heyecan. Sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar kanala. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.